Kafe Crown'dan önce. Kafe Crown'dan sonra. Kafe Crown daha çok sen. Kafe Crown'un sunduğu Er Meydanı başlıyor. İyi akşamlar değerli izleyenler. Er Meydanı'nın 15. sezonundan hepinize merhaba. Bundan tam 15 sezon önce halkın televizyonunda halkın sesi olmak üzere yola çıktık. Bu geçen yıllar içerisinde çok şey değişti. Dünya değişti. Birçok şey yaşandı. Hala da yaşanmaya devam ediyor. Ancak biz ilk gün çıktığımızda verdiğimiz sözün arkasında durmaya ve bunun gereklerini yerine getirmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu sezon yine Kıbrıs Genç TV'deyiz. Yine en tarafsız, yine en bağımsız programları yapmak üzere sizlerin huzurlarınızda olacağız. Burası bizim evimiz. Neden buradayız? Çünkü burası bizim kendimizi rahat hissettiğimiz, özgür hissettiğimiz, İşimizi en iyi şekilde yapacağımıza inandığımız bir yer. Her zaman burada olmaktan dolayı mutluluk duyduk, huzur duyduk. Hep buraya gelirken kendimizi daha rahat bir şekilde, daha güzel program yapacak bir şekilde hazırlayarak geldik. Çok çetrefilli bir döneme başlıyoruz yine. Kurultaylar, Kıbrıs konusu, belki erken seçim. Bütün bu süreçleri yıllar içerisinde hep birlikte yaşadık değerli izleyenler. Hiçbir zaman sevdiğimizi sevmediğimizden ayırt etmedik programlarımızı yaparken. Günü geldi en sevdiklerimizi en ağır şekilde eleştirdik ki bir yanımda oturuyor şu anda. Günü geldi pek de hoş karşılamadığımız insanları en çok destek veren şekilde sözlerimizle onların yollarını açmaya çalıştık. Hiçbir zaman sevdiğimizi övelim, sevmediğimizi dövelim anlayışında olmadık. Doğru bulduğumuz her şeyi desteklemeye ama yanlış bulduğumuzu da kendimize göre eleştirmeye hep devam ettik, devam ediyoruz. Bu sezon yine Kıbrıs Genç TV ekranlarında her salı akşamı sizlerin huzurlarınızda olacağız. Çok farklı yeni projelerimiz de var önümüzdeki günler içerisinde. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Her şeyin odağı insan değerli izleyenler. Biz bu programları yıllardan beridir burada yapıyoruz. Seçimleri, kurultayları ve daha birçok gelişmeleri hep birlikte yaşıyoruz. Ama işin odağında her zaman sizler varsınız, izleyicilerimiz vardır. Ben buradan bir kez daha hem bana, programıma hem de kanalıma yıllardır göstermiş olduğunuz teveccüh için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bu yılda sizlerin desteklerini her zaman olduğu gibi beklediğimizi ifade ederek 15. sezonumuza bir kez daha merhaba diyerek sizlere konuğumu takdim etmek istiyorum. Er Meydanı'nın gelenekselleşmiş sezon açılış program konuğu. Gerçi kendisi 1-2 yıldır bizi tatillere tercih edip gitti ama bu yıl kendisini burada yakaladık ve şu anda stüdyomuzda bizim için de son derece değerli olan Sayın Serdar Denktaş bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz. Bir açılış bir kapanış kaybettim galiba. Onun dışında evet. 15 yıldır seni çekerim. Hep buradasınız. Çok teşekkür evet, ediyoruz her zaman bizimle olduğunuz için. Sayın Başkan nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Nasıl geçti yaz? Sıcak. Sıcak geçti. Her şeyle sıcak. Yaşadıklarımızla, havasıyla, suyuyla çok sıcak bir yaz geçirdik. Şimdi yavaş yavaş inşallah daha ılımlı havalara doğru gideceğiz. Şimdi sıcaklığın daha da artmasına neden olan bir konuyla başlamak istiyorum Sayın Başkan. Pahalılık. Ha. Yani siz Maliye Bakanlığı yaptınız bu ülkede. Hatta ben sizin döneminizde de hatırlıyorum. %30 hayat pahalılığı olduysa %30 da zam yaparım. Çalışanlara, işte işçilere,
asgari ücrete diye bir görüşümüz vardı. Sanki o iş biraz raydan mı çıktı şimdiki durumda? 130. Yani dövizde artış olurdu, pahalılık olurdu, döviz çok yükselmedi. Ya, bazı ekonomistler çıkıp diyor ki bunun, bu pahalılığın bilimle açıklanabilir bir yanı da yoktur. Ben sizin bu konuyla ilgili görüşünüzü almak istiyorum. Nedir size göre bu yaşanan pahalılığın sebebi? Şimdi belli ki esnaf, iş adamı, ithalatçı bir şekilde artık kendilerini dövize endekslediler ama Türk lirasıyla çalışıyorlar. Kazançları Türk lirası günün sonunda. Bir sonraki getirecek malın ithalat döneminde dövizin karşılığının ne olacağını tahmin etmek için yüksek bir fiyatı koyuyorlar oraya ki yeniden bitirdikleri stoklarını tamamlayabilsinler. Bu tabii zincirleme en aşağıya kadar gidiyor ve müthiş bir pahalılık var. Evet. Geçenlerde dün veya iki gün bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. Dedi ki abi ya 30 yıldır buraya gelen bir İngiliz arkadaşım var. Her yaz gelir, tatilini burada geçirir, döner gider bir iki ay kaldıktan sonra. Sorusu şu olmuş. Be kardeşim ama nasıl becerdiniz ve bu memleketi bu kadar pahalılaştırdınız? Limanda iki tane kahveyi şu kadar liraya içtim. Hadi ben geliyorum, benim burada aşkım var, efendim aşklarımı burada yaşadım gençliğimde, hatıralarım var ama çocuklarıma nasıl Kuzey Kıbrıs'a gidin nasihatını vereceğim, onları nasıl gönderebileceğim buraya. Her taraf bizden daha ucuz. Evet. Şimdi buna bir çare bulmak zorundayız. Sadece bizim insanımız değil bunun zorluğunu yaşayan. Bütün ekonomi bu pahalılığın zorluğunu yaşıyor. Şimdi geçen gün 1.000 dolar olmaz asgari ücret diye bir söz söyledi birisi. Birisi değil, esnaf. Oraya çıkıncaya kadar zaten sıkıntı. Seçim dönemleri özellikle hayat pahalılığının üstünde asgari ücreti biz artıralım düşüncesiyle. 4 yıl önce yaşadık bunu. Dedim ki be insanlar, yayın yaptım sosyal medyada, sevinmeyin, bu para daha cebinize girmeden eriyecek. Evet. Ve nitekim öyle oldu. Çok iyi hatırlıyorum ben bunu. Çok uğradığım saldırıyı anlatamam sana. Şimdi hakikaten devletin yapması gereken şu anda pahalılığa neden olan neler var kendi uygulamalarında. Bunu bulmaları lazım. Ve süratle o maliyet artırıcı unsurları geri çekmeleri lazım. Ve ama çektikleri oranda da piyasanın ucuzlayışını da takip etmeleri gerekir. Ama olmuyor işte o. Olmuyor. Olmamasının nedeni devlete amme hizmeti vasıtasıyla düzgün, hakikaten o işlerin altından kalkabilecek elemanları almak yerine partiliyi alalım diyoruz. Üst kademelere partili olsun da bir şey bilir ya da bilmez, önemli değildir diyoruz. Biri ne istersiniz hastaneden alamazsınız, bulamazsınız ama bir başkasına ulaştığınız zaman bir ablaya, bir dayıya bir kasa gelebiliyor evinize gibi gibi daha bir sürü örnek. Devlet iyi yönetilmiyor. İşin esası bu. Maliye Bakanlığı ne kadar zam yaparsa yapsın kasayı dolduramaz. Aşağı çekerse ücretleri ve harcamayı çoğaltırsa kasa dolar. Güneyden kuzeye geçişler sanki bilinçli bir şekilde bunu engelleme gayreti var. Mülk satışlarında güneyde yaşanan olay, bazen oturur diyorum kendi kendime ya, yani bir komplo teorisyeni olsam derim ki kuzey idaresi ile güney idaresi kapalı kapılar ardında anlaştı. Kuzey ekonomisini birlikte batırmak isterler. Burada atılan her adımın karşıtı aniden karşımıza çıkıyor. Ve ne yapıyoruz bu olayları durdurmak için? Hükümet olarak ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Böyle bir durumda tabii ki pahalılık, bilinmezlik içerisinde, iş adamının bilinmezlik, geleceği planlayamama endişesi içinde pahalılığın böyle suni artması son derece doğaldır. Şimdi hem Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yapmış olduğu açıklamayı,
yani 1.000 dolar asgari ücret mi olur açıklamasını, hem de hayat pahalılığını sormak istiyorum size. Az önce sorunun içinde de o vardı. Yani eskiden siz bunu da yaşadınız dörtlü hükümet döneminde. Böyle değil ama bir döviz kriziyle birlikte bir ciddi pahalılık oluşmuştu o dönemde. Ama döviz stabil gidiyor olmasına rağmen şu anda, yani şimdi biraz gımıldadı ama özellikle bu son 1-1,5 yıldan bahsediyorum. Evet. Korkunç bir pahalılık, fiyatların artışı değil katlanışını gördük. 5 lira 10 lira oldu, 10 lira 20 lira oldu. Ve bunun sebebini sorduğumuzda, yani dövizde çok ciddi bir artış olmamasına rağmen niye bu kadar yüksek fiyat artışı oluyor dendiği zaman, hükümetin uygulamış olduğu hayat pahalılığından yani o bahsettiler. Şimdi siz eski bir siyasetçisiniz. Hayat pahalılığının 2 ayda bir uygulandığı dönemi de biliyorsunuz. Evet. Şimdi sonra yılda 2'ye düşürüldü bu. Bu hükümet döneminde değişik bir sistem uygulanıyor. Şu anda bu konjonktürde bu sistemin uygulanması doğru mudur size göre? Bir yere kadar doğrudur ama yanlış bir uygulama var. Bunu birkaç kez duyurmaya çalıştım kendilerine ki o şekilde uygulasınlar ama pek dinleyen yok. Şimdi önce şunu söyleyelim. Hayat pahalılığı ve asgari ücret belirleme sepetleri bir kere elden geçirilmeli. Bir kısır döngüye dönüştü bu iş. Hayat pahalılığını artırırsın, daha hayat pahalılığının karşılığı cebine girmeden hayat zaten pahalanmış. Evet. Ve dolayısıyla alım gücün sürekli düşüyor. Bir basın organında bilmem kaç yıllık sürede alım gücü bilmem hangi yıla yaklaştı, yükseldiği an alım gücü diyor. Baktım nereye endekslemiş? Altına. Be kardeşim ne altını ya? Zeytine bak, hellime bak, süte bak, ekmeğe bak. Öyle bakarsın sen alım gücün yükseldiği mi alçaldığı mı? Yani şimdi neden bir dakika, bu sefer geliyorum, değişmiyor? Geliyorum. Yani bu da çok bir önemli. Bir saniye lütfen. Sorduğun soruya, ilk sorduğun soruya. Şimdi hayat pahalılığını yılda 3 kez, 4 kez vermek yerine belli bir baremin altında olanlara 2 ayda bir hayat pahalılığını vermek suretiyle geriye kalana 6. ayda hayat pahalılığını vermek suretiyle bir uygulama yapılsa daha düşük maaşların alım gücünü bir şekilde koruyabilirsin. Çok güzel bir öneri. Bu devlette çalışanlar için, emekliler için vesaire geçerli. Ancak özel sektör çalışanı, ki özel sektör çalışanı dediğimizde de bunun içine esnaf da giriyor, profesyoneller de giriyor, avukattır, doktordur vesaire. Kamu görevlisi olmayanlardan bahsediyorum. Efendim iş adamı da girer ve işçi de girer. İşçi sınıfına baktığımızda vatandaş işçi sınıfı kendi ülkemizde son derece düşük bir oranda. Dolayısıyla seslerini duyuramıyorlar. Öyle anlıyorum ki hükümette işte yabancı iş gücüne ya ne olacak gibi bakıyor. Aynı sistem orada da uygulanmasın mı diyorsunuz? Bunu uygula dersen özel sektöre, zaten özel sektör kapatır kapıyı. Öyle bir sıkıntı var. Hı hı. Şimdi bakın, ben siyasete girmeden önce özel sektörde sendikalaşma dönemini de hatırlarım. %9'a çıkmıştı faiz, Türk lirasının faizi. %4'ten 9'a fırlamıştı aniden. Enflasyonun başladığı dönemlerden bahsediyorum. Yıl 86, 85, 86, 87 belki. İş yerinde sendikalı işçiler greve gitti. Sendikanın baskısıyla. Devletin verdiğini vereceksiniz. İşveren dedi ki ben devletle aşık atamam. Mümkün değildir devletin verdiğiyle yarışabilmem. O cevizcinin çuvalından oynar, ben kendi çuvalımdan oynuyorum. Kendi çuvalım dediğim de halkın çuvalıdır. Çünkü halktan kazanıyor neticede. Ne oldu günün sonunda? Devletle birlikte hareket etme inadı nedeniyle sendikalaşma bitti özel sektörde. Halbuki verimliliğe dayalı bir sendikal zihniyeti oluşturabilse sendikaların tümü, ben verimli çalıştıracağım işçimi, sen ortamı hazırlayacaksın ki iyi bir ortamda, iyi bir şekilde çalışsın bu işi, sen de kazan ama benim işçim de kazansın gibi bir yaklaşım
konabilse ortaya bir takım şeyler düzelir. Tam iyi anlamak için tekrar sormak istiyorum Sayın Başkan. Şimdi az önce söylediğinizi ben ilk defa duydum ve bence yani çok yerinde bir öneri. Yani bir belli bir baremin altındakilere 2-3 ayda bir hayat pahalılığı verip diğer o barem üstü ayda, kalanlara... Hatta aylık hatta yani... Yani aylık çok şey iyi yapmaz. Olur tabii. Diğer barem üstü alanlara 6 aylık verilirse bu denge sağlanabilir dediniz. Evet. Şimdi kamuoyu bu şekilde ya da kamudan ödenenleri bu şekilde bir çözüme ulaştırabildik diyelim. Peki özel için önerinizi tam anlayamadım orada. Özel söyleyeyim. İçin yaptığım öneri şudur. Bir kere sepetler değişmeli dedim ya. Evet. Asgari ücreti belirleme sepeti de hayat pahalılığını belirleme sepeti de değişmeli. Günün şartlarına uygun hale getirilmeli bu bir. İkincisi, asgari ücret iş küçümsemesi yaptığımdan değil, markette tezgahtarlık yapana da, veznede oturup parayla oynayana da, mimara da, efendim avukata da, doktora da vesaire artık çoğalt bunları, aynı asgari ücret alacaksın demek zaten yanlış olandır. Ya biz, o nedenle bizde sistem bu. O nedenle koşuyor insanlar devlete. Halbuki işe göre ve saat başı ücreti de ayarlayarak bir takım düzenlemeler yapılabilse asgari ücret genelde 4 kişilik bir ailede 2,5 kişi çalışır ise ne olur geçim diye hesaplanır. Oradan çıktık anlaşılan. Giderek yükselen bir asgari ücret, giderek yükselen bir pahalılığın dürtüsü oluyor bir yerden. Ve asgari ücreti arttı diye sevinen insan bir tek haberin yapıldığı gün sevinebiliyor. Çünkü ertesi gün zam üstüne evet. Zam. Hatta zaten aldığı yani öyle bir gidiyor. De sistem oluştu. Aman asgari ücret yükseliyor, biz şimdiden zamları yapalım bile aynen. Oluştu. Aynen. Birkaç mesaj okuyacağım şimdi ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Şimdi sizinle yıllardan beri program yapıyoruz, her şeyi de konuşuyoruz aslında. Özellikle siyasetle alakalı ama... Hatta ben size hep soruyorum, neden olmuyor başkan, neden yapamadık başkan bu kadar yıldır? Birazdan yine konuşacağız. Mesela elektriği de soracağım size ama siyaset içermeyen bir şey var burada. Sepet, ya bu sepet yıllardır niçin değişmez ya Sayın Başkan? Siyaset yok, bir şey yok yani bunun içinde. Nüfus bilinmiyor da ondan. Nüfus, yani sepetle de nüfusun alakası var değil mi? Tabii ki, yani bir kere nüfusunu bileceksin. Yabancı, yerli hiç fark etmez çünkü herkes burada yaşıyor. O hizmetten, belediyenin verdiği hizmetten sadece vatandaş yararlanmıyor ki. Öğrencisi de, işçisi de, kaçağı da herkesi kapsayan bir şey. Şimdi o bilinmiyor bir kere. Hane sayısı bu memlekette fiilen içinde yaşanan hane sayısı. Boş hane sayısı. Biliniyor mu? Yok. Şimdi bunlar olmadan sepeti değiştirmişin, değiştirmemişin. Bir bana ifade yani etmez. Orada da nüfusun bilinmemesinin tabii. Ya da bilinip de söylenilememesinin zaman, etkisini görüyorum. Kaçıncıdır söylüyorum. 2005'te galiba Ferdi Sabit'in başbakan olduğu dönem evlere kapanarak bir nüfus sayımı yapıldı. Ve dedik ki son evlere kapanarak yapılacak sayımdır bu. Ama o nüfus sayımının sonuçları açıklanmadı. Ben dahil bilmem başbakan yardımcısı olarak. Başbakan tarafından saklandı. Şimdi belli ki bir kez daha yine evlere kapanarak bir nüfus tamam, sayımı... Ondan sonra yapıldı nüfus sayımı. Yok. Yapıldı. Evet. 2005'teki yapıldı başkan. 2005'tekinden sonra 2011'de... En son yapılandan sonrayı söylüyorum. Evet. 2011'de, tamam. 2011'de Ferdi Sabit değildi başbakan. Evlere kapanarak mı yapılmıştı? Tabii. Gene? 2011. Nedir onun sayısı? O zaman 297 bin. Hı. 297 bin vatandaş. Hayır. Tüm nüfus. Ülkede yaşayanların tümünün nüfusu... Kaçta ya? 2011'de. 2011'den, yani 13 sene önce. Evet. 2011'den 297 binden çıktık milyonun üstüne. Bence milyonuz. Bence. Sizce? Sizce milyonun kaçı? Üstü. Milyonun üstü size göre evet. De. Evet. Yani o son yapılan yani, sayım... Tamam değil demektir. Anladım. Ha, yani siz onu da gerçekçi bulmuyorsunuz. Evet. Gerçekten ciddi bir sayım yapılarak ve hiçbir bilgi saklanmaksızın. Artı BM gözetiminde.
O da çok önemli. Hiç, çünkü dünya nüfusunu da etkiliyor. Hiç sorun değil. Olabilir tabii ki. Yani yalan bir şey yapmayacağıma göre kim gözetlemiş hiç önemli değil. Kim isterse gözetlesin. Kendime güveniyorsam herkese açık, şeffaf bir şekilde yaparım. Peki. Şimdi bu nüfus sayımına gitmeden önce ama bir yere daha parmak basalım. Buyurun. Şimdi. Şu anda bir muhaciret affı var. Hep var. Bir asgari ücret istiyoruz insanlardan. Hep de olacak bu kafayla gidersek. Şimdi bir asgari ücret istediğinde adamdan, kayıt dışına düşmüş birinden bahsediyorum, gelip sana asgari ücreti öderse o ay ne yiyecek, ne içecek? Ödemezse de kaçak duruma düşer. Nasıl olsa ileride çıkar. Belki ben de o zamana kadar toparlarım düşüncesiyle yine kayıt dışılık devam edecek. Burada maksat para toplamak değil, kayıt dışılığı kayıt altına almak ise eğer, ya çok düşük bir rakam koyar ve ısrarla insanlara çağrı yaparız ve deriz ki kayıt olun. Aksi takdirde şu aydan itibaren kayıtsız yakaladığımın gözünün yaşına bakmaksızın hangi ülkeden geliyorsa gelsin gönderirim geri ülkesine. Ama zaten hep öyle diyerek çıkarıyorlar afları. Böyle çıkma, böyle çıktığında af ödeyemez insanlar. İstese de ödeyemez. Bir asgari ücret, bu insanların çoğu işçidir efendim, çobandır, şudur budur. Ya bir asgari ücret ödeyip serbest kalmak için. Bir asgari ücreti onlar sıraya girenler. Evet. Bir de sıradan kaçanlar var. Ödeyemediği için kaçanlar var. Onun için diyorum bak, kasaya para toplamak olmamalı böyle bir affın gerekçesi. Burada yaşayan nüfusun kayıt altına alınmasını hedeflemeli ki yapacağın nüfus sayımı da işe yarasın günün sonunda. Kayıt altında olan insandan çekinmene gerek yok. Kayıt dışı kaldığı müddetçe çekin. Peki. Birkaç izleyici mesajı var, onları okumak istiyorum. Serdar Bey'e göre ülkenin en büyük sorunu nedir demiş bir izleyicimiz. Demokratik kırılganlık. Açalım bunu biraz. Ne demek? Neyini açacağım? Yani? Kimin bakan olacağına, kimin başkan olacağına, kimin müdür olacağına, kimin müsteşar olacağına, bir irade kendisi karar veremiyorsa, seçilmiş bir irade, demokratik kırılganlık vardır ve esas sorun orada yatar. Peki, asgari ücretten düşük emekli maaşı var. Serdar Bey bunu biliyor. Evet, maalesef öyle. Sosyal sigortalı bir dönem, yanlış tarih söylemeyeyim şimdi, 81 diyeceğim ama değil, daha ileri bir tarih. Öncesinde sosyal sigortadan emekli olanların maaşı oldukça düşük. Serdar Bey'in kamu personeli için enflasyon paketi çok güzel demiş bir izleyicimiz de. Ama özel sektör için ise bir çözüm bulamıyor demiş. Neden acaba özel sektör için bir paket uygulanılamıyor? Biraz önce yani anlattım. Bahsettiğiniz sendika konusudur. Evet, biraz anlattım onun gerekçelerini. Yerli nüfus daha fazla özel sektörde çalışıyor olsa bir güç olarak zaten işverenin baskısıyla çok önemli düzenlemeler yapılabilecek. Ama şu anda işveren bile sadece seçim zamanları yapacağı maddi katkı nedeniyle hatırlanır. O zaman ona gelelim şimdi Sayın Başkan. Bir kurultay var önümüzde. Şimdi başka bir partinin iç işlerine karıştırmasın beni. Az önce bahsettiğiniz konuyla alakalı. Ya işte ben onu size, genel söyledim. Ya ben size sordum, yani izleyicimiz sordu sağ olsun. Ülkenin en büyük sorunu nedir diye. Siz dediniz ki demokratik kırılganlık. Şimdi ülkenin en büyük partilerinden birinin bir kurultayı yaşanıyor. Yani isterseniz kullanmayız da isimleri. Çok da önemli değil yani o. Mesela bu kurultayın sonucunda ortaya çıkacak irade, az önce sizin bahsettiğinize atıf yaparak soruyorum bunu, gerçekten güçlü bir irade olarak devam edebilir mi siyasi istikrara, siyasi duruma, yoksa o kırılganlıkların içerisinden geçerek mi gitmek zorunda kalır? Aynen öyle. Bir başka partiden bahsediyoruz. Her partiyle iyi ilişkiler içinde olmaya çalışırım. Özellikle bu dönemde. Bu arada siz partili misiniz? Hala da Demokrat Partili misiniz? Üyeliğinden istifa etmiş değilim. Kurucu üyesiyim. Demokrat Partili. Dolayısıyla tamam. Parti üyesiyim. Ama onların dahil iç işlerine hiçbir şekilde müdahil olmuyorum. Süreç
düzgün yürümüyor. Ortaya çıkan adaylar vardı, o adayların çekilmesini okuduk gazetelerde. Yalanlanmadı da. Yalanlanmadı da. Bir karışıklık olduğu ortada. Bu şekilde ısmarlama, görevlendirme yapıldığı müddetçe ne memlekette bir şey düzelir, ne o kurumun içerisinde düzgün bir yürüyüş ortaya çıkabilir. Üzülüyorum ama neticede parti üyelerinin verecekleri kararlar vardır orada. O kararlarda biri yani çıkacak. Mesela parti üyelerinin vereceği karar mı? Daha önce çünkü, öyle olmadı. Öyle çünkü girerler ve oy kullanırlar. Kulağına kimin ne fısıldadığı değildir önemli olan. Tamam ama sandıktan çıkan da gidemedi daha önce. Yani üyelerin yetkisini alan, Faiz Bey'den bahsediyor. Üyelerden yetkisini alan da yürüyemedi daha önce. Kendisi çekildi ama. Kendisi mi? Kendisi çekildi günün sonunda. Peki, çok girmek istemiyorsunuz bunu anladığım kadarıyla. Kurultaydan sonra herhangi bir erken seçim, koalisyon değişikliği ki o görünmez, kabine değişikliği olur mu size göre? Kabine değişikliği muhtemelen olur. Ama neden olur? İşte gene bu kurultay dengelerini kurma, işte filancaya söz verdik vesaire diye. Kabine değişikliği değil önemli olan, kabine ile birlikte üst kademede değişiyor ya, aynı partiden bakan olmasına rağmen sıkıntı oradadır. Yani yeni atanmış birisi oraya, daha sağını solunu öğrenmeye yeni başlamışken bakan değişti diyor. O alınıyor, başka bir iş bilmeyen geliyor oraya. Tıkanır işler. Hep hesaplar böyle. Tıkanır. 2027'ye kadar devam etme isteği ve arzusu var bu hükümetin. Edebilir zorlama mi? Olur. Zorlama olur. Zorlama olur. Çünkü arada Cumhurbaşkanlığı ve fayda vermez. Fayda vermez. Peki Sayın Başkan, şimdi gelelim ülkemizin bazı genel sorunlarına. En önemlilerinden birisi elektrik konusu. Yazda siz kaçtınız gerçi ama biz çok çektik yani buralarda bu elektrik konusunu. İnanılır gibi değil. Gece yataktan terleyerek kalkma mı isten, gündüz evinde duşa girerken kesilsin mi isten, neler neler istersen bu elektrik konusuyla ilgili inanılır gibi değil. Ve başbakanın da ısrarlı vermiş olduğu sözlere rağmen elektrik sorununu tarihe gömeceğiz, bir daha böyle bir şey yaşanmayacak falan filan denildiği sürelerden bayağı bir zaman sonra yine düzelmedi elektrikteki sorunlar. Teknecik'teki dumanı görmüşsünüzdür. Yakıtla ilgili sorunlar, Kıptek'teki sorunlar, kesintiler, ancak ne hikmetse onu da size sormak isterim aslında. Başbakan gitti Tekneci'ye bir gece baskınıyla diyelim. Elektrik kesintileri bitmedi ama azaldı. Şimdi onu ayrı konuşalım eğer bir şey söylemek isterseniz ama bu Kıptek ve elektrik konusunu size sormak istiyorum. Yani utançtır bence bizim için 50 yılda bir avuç memleketin elektrik sorununu çözememek. Siz de uzun yıllar bakanlık yapmış, koalisyonlarda görev almış birisiniz. Nedir bu işin çözümü? Külliye yerine yeni bir santral inşa etmekti. Bir kere 1991'de kuruldu iki baz istasyon. Bir tanesi zaten çalışmıyor anladığım kadarıyla. Tek bir istasyon çalışır. O da artık miadını doldurmuş durumda. Ve küçük diğer jeneratörlerle elektrik sorununu pahalı maliyetle çözmeye çalışıyoruz. Başbakan gitti, sorun çözüldü. Çünkü 3 misli fiyat ödeyerek güneyden elektrik alıyoruz şu anda. Onun için sorun çözüldü. Sorun hafifledi diyelim. Şimdi bir kere elektrik kurumu sendikası da dahil olmak üzere yönetimi de başlarını iki ellerinin arasına alıp ve kafa kafaya verip vuruşarak değil. Aksa artık 80 megawatt'dı en son ürettiği, bir gerçektir orada. Onu düşman ilan ederek değil. Bu üçünün bir araya gelerek elektriği daha sağlıklı bir şekilde nasıl üretebiliriz, nasıl iletebiliriz'i masaya yatırmaları lazım. Bir gerçek var. Kıptek'in kendi içerisinde organizasyonel bir düzenlemeye ihtiyaç var. Yani Kıptek üretici ise üretici olsun. İletici ise iletimde
uzmanlaşsın. Tahsilatçıysa tahsilat yapsın. Yani üçünü de şu anda tıp tek kendisi yapıyor. Bunu üç ayrı şirkete bölmek gerekir. İletim, hatlar bir kere mutlaka devletin elinde olmalı. Odur çünkü esası. Şimdiki Kıptek diye bakarsak iletimi elinde tutması gerekendir. Tahsilat özel bir şirket de yapabilir. Biliyorsun çünkü ne dağıttığını ne toplanması gerektiğini. Gerçi tahsilatta artık önemli bir sorun yok gibi. Peki esasını söyleyin. Üretim? Üretim aksa var mı burada? Var. Var. Özelleşmiş mi yani üretim? Özelleşmiş aslında. Kabloyla elektrik gelmesine ısrarla karşı çıkılır. Karşı çıkmanın nedeni nedir? İşte Türkiye'de güney sahillerindeki bir tesisten buraya kabloyundan elektrik gelecek. Asları yüzünden pahalıdır bu. Ama Türkiye'nin Avrupa'nın 5 ülkesiyle Yunanistan'da dahildir bunun içine. Entegre sisteme dahil olma anlaşması var. Elektrik alıyor, satıyor Türkiye. Şimdi bize değil, adanın tümüne elektrik götürüyorum diyerek getirse o kabloyu. Ben zaten yapmıyor muyum bu alışverişi Rum'la? Yıllardan beridir. Onlar da patladı şey. Ama suyu santral öyle getirdiler, olmadı. Rum'un... Şu anda elektrik alıyorum. Onların santralı patladığında da elektrik verdim ben oraya. Dolayısıyla bu alışveriş var. Yani interkonnekte bir sistemin içindeyiz. Ada içinde biz Rum'da. Peki Rum isterse interkonnekte sisteme bağlanacaksak gelecek hatla. Rum isterse buradan Yunanistan'dan alır elektriği daha pahalı olmasına rağmen. Ama onlar da uluslararası anlaşmalar yapmak istediler. Başaramadılar bu elektrikle ilgili Rum tarafı. Rum tarafı daha başaramadı diye bir şey yok. Girişimlerini daha yeni başlattı. Ama olması bekledikleri olmadı. Daha sonuçta ulaşmadı onlar. Yani siz diyorsunuz ki kabloyla gelecek olan elektrik sadece bize değil tüm adaya gelecek diye gelsin. Gelecek diye ortaya koymalı Türkiye. İşte o zaman Avrupa Birliği'nin o sıkıntılarını aşar ve AB içerisine entegre sisteme biz de dahil olmuş oluruz. Yani bu, tanınır tanınmayız meselesi değildir. Bu hem bizim sorunumuzu çözer diyorsunuz. Hem Rum'un sorununu çözer. Peki bir diğer konu limanlar Sayın Başkan. Sizin hükümette olduğunuz dönemlerde de çok konuşulurdu. Limanların özelleştirilmesi konusu şimdi yine gündemde. Yani o da çok enteresan değil mi? Her yıl protokole yazılır, hiçbir zaman yapılmaz. Bu sefer yapacaklarmış deniliyor. Özellikle Girne ve Mausa Limanı'nın özelleştirilmesini. Sizin bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? Yani Kıptek'le ilgili çok net fikirler koydunuz ortaya. Limanlarla ilgili yapılacak olan özelleştirme doğru bir model midir? Değilse size göre ne yapılmalı? Şimdi bir zaman bayağı çalıştık bu işin üstünde ve Kıbrıslı bir konsorsiyum, Kıbrıslı Türk bir konsorsiyum oluştu ve söylediğimiz şuydu, yeni bir ticari liman kurulmalı. Yani bu ikisinden bağımsız ayrı bir liman. Evet, Mausa'dan bahsediyorum. Yeni bir ticari liman kurulmalı daha öteye, Teknecik, Kalecik bölgesine, yakın bir yerlere. Mevcut liman yapısı bozulmayacak şekilde restore edilmeli ve Mausalı denize ulaşabilmeli oralardan. Turizm limanı olmalı yani. Büyük gemilerin yanaşabildiği, kruvazörlerin yanaşabildiği, yolcu getirebildiği bir şey olsun diye. Bunun hazırlığı içerisindeyken ki konsorsiyum da kabul etmişti. Bunu tamamen Kıbrıslı Türklerden oluşan bir şey, kendi insanlarımızdan. Ama hükümetin ömrü yetmedi, dağıldı gitti. Bir liman mutlaka gemi konağına, gene bir ticari liman, turizm limanı ile birlikte de düşünülebilir, kurulmalı. Yine özel sektöre verilmeli ve kuzey sahillerinin üzerinde en az 5 marina, özelleştirilmiş marina yapılabilmeli ki
Akdeniz'in ortasında 1 milyon 700 bin tekne dolaşır etrafımızda. Biz galiba 100 adet çekebiliyoruz buraya. Siz demek ki şu anda yapılması istenilenin kesinlikle doğru olmadığını söylüyorsunuz. Hedef tamam, hedef tamam, yol yanlış. Yani mutlaka yeni limanlar yapılmalıdır diyorsunuz iki tarafa da. Evet. Peki Sayın Başkan, biraz da Kıbrıs konusunu konuşalım. Şimdi acayip bir abluk altındayız Rumlar tarafından. Yani siyaseten baskı zaten biliyorsunuz. Ekonomik olarak baskılar gittikçe artıyor. Yetmezmiş gibi bunlar. Daha da üzerine koyarak devam ediyorlar. İşte şimdi tutuklamalar var yatırımcılarla ilgili. Sızdırılan listeler var. İnsanlara korku ve endişe aşılıyor. Onun dışında işte Netflix'le ilgili olan siyasi propaganda içeren dizilerden bahsediliyor. Yani bir yerlerde biraz daha sert Kıbrıslı Türklerin üzerine gidelim şeklinde sanki de bir adım atma stratejileri varmış gibi görünüyor. Çünkü çok çeşitli yerlerden geliyorlar. Önce bunun sebebini sormak istiyorum size. İkincisi de şu. Bazıları diyor ki Tatar masaya oturmadığı için Rumlar böyle yapıyor. Buna da katılır mısınız? Bunu da sormak istiyorum. Yok. Masaya oturmama doğru bir yaklaşım değil. Bu koyalım yani ortaya. Bugünkü şartlarda ama siz Cumhurbaşkanı olsanız masaya oturur muydunuz? Masaya zorla çağırırdım muhatabımı. Ve ama derdimi, o diyor ki Krasnodar'da kaldığımız yerden devam ediyor. Hayır, hiç öyle kaldığımız yer falan kalmış değil zaten. Yani yine yıl kaybetmek istiyorsak ya Tatar gibi davranırsın ya Hristodulis gibi. Her ikisinin de çıktığı yol aynı yer. Müzakere etmeden, konuşmadan hiçbir şey elde edemezsin. Hiçbir şey. Onun için konuşmak şart. Ama bir futbol maçı düşünelim. İki takım. Her takımın antrenörü önce neye bakar? Kendi takımının kabiliyetine. İki, karşı takımın zafiyetlerine. Şimdi Rum tarafının yaptığı budur. Dönüyor bize bakıyor, zafiyetimiz nedir? Yönetsel bir zafiyet içindeyiz bayağı bir süredir. Bu yönetsel zafiyet içerisinde kendi içimizde aldığımız kararlar, mülkle ilgili, efendim bürokraside yabancılara yönelik ortaya koyduğumuz yaklaşımlar zaten yabancıları buradan kaçırtmaya yönelikken Rum'da tam fırsat bulmuş. Onun için ta başlangıçta dedim ki komplo teorisyeni olsam anlaşarak yapıyorlar bazı şeyleri derdim. Rum'da bundan bu fırsatı kullanmak suretiyle şimdi tutuklamalara başladı. Ben sorarım o tutuklarken biz ne yaptık? Biz ne yaptık dediğimde karşıt olarak ne yaptık değil. Zaten onu soracaktım. Tutuklanan size. İnsanlar için ne yaptık? Hangi girişimde bulunduk? Şimdi çok şükür item yasası şeye taşındı. Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü bir şekilde. Niçin? Çünkü geriye dönük işleyemez hiçbir yasa. Bizimkiler işletti. O düzelecek. Ama zararı verdik kendi kendimize önce. Girne'de yaşayan şeyler, yabancılar, Avrupalı. Hı hı. 25-30 senedir burada yaşarlar. Ev almışlar, yurt almışlar, kalıyorlar. Çocukları burada. Çocukları artık kendini Kıbrıslı Türk kabul ediyor. Bu insanlara biz hala daha 6 aylık vizeler uyguluyoruz. Ve 6 aylık vizeyi alabilmesi için 7 ay sonraya randevu veriyor polis Girne'de kendilerine. İnanılmaz bir bürokratik dağınıklık içindeyiz oradan. Kaçırıyoruz bu insanları. Çok kısa bir zamanda göreceğiz ki gruplar halinde bu yabancılar, bu memlekete bir tat veren yabancılar da ayrılmaya başlayacak. Evet. Şimdi Rum bunları izliyor. Bizi bizden daha iyi biliyor. Ellerinde tüm mülkiyetlerin listesi var. Nereden buldular? Bunun üstüne giden oldu mu bizim hükümette? 3 yerden çıkabilir bu. Vergi dairesi, kaymakamlık, muhaciret. Muhaciret. Söyle adını.
tapu dairesi. Bu üç yerden çıkabilir. Araştırdık mı bu bilgi nasıl gider bunlar insanların eline? Ama yıllardan biliyor beridir mu bunlara sahip oldukları hep konuşulur. Hayır hayır hayır. Böylesine detaylı bilgi sahibi hiçbir zaman olmadılar. Yıllardan beri değil. Yıllardan beri vatandaş nüfusunu biliyorlar. 2004'e kadar olanları. Evet. Peki ne yapmamız lazım Sayın Başkan? Mesela orada bizim hükümetle, Cumhurbaşkanlığı, dışişlerini falan zaten geçtim, çok eleştiriliyor. Yani bu kadar şey yapıyor. Rumlar insanımızı huzursuz ediyor. Yabancılar buradan kesildi. Ülkeye gelmek istemiyor. Gelenler sizin dediğiniz gibi kaçmak istiyor. Tutuklananlar evet var. Daha baskılar var. Biz hiçbir şey yapmıyoruz diye birincisi eleştiriliyor. Bu insanlara getiren suçlamanın ne olduğunu, Rum savcılığın getirdiği suçlamanın ne olduğunu en ince detayına kadar inceleyip hukuksal anlamda ne yapılabilir, nasıl müdahale edilebilirin önüne ortaya çıkarmalıyız. Burada kendi içimizde alacağımız kararlar var. Yani bu mülk satışlarından gayet yüksek karlar elde eden şirketler var. Bu şirketlerle oturup konuşmak lazım. Be kardeşim, 150 kişi filanca tutuklanmış, filanca kişi için şikayetçi. Bu 150'nin 70'i senden aldı bu malı, 80'i senden aldı. Bu mülklerin, arazinin, çünkü üstünü Türk yaptı, hı hı, arazinin değerini gelin siz de koyun ortaya, mal tazmin komisyonu üzerinden önerelim, koşa koşa gelip alacak Rumlar o parayı. Mal tazmin komisyonundaki tıkanıklık nedeniyledir şu anda yaşadıklarımızın bir kısmı da. Taşınmaz mal konusu. Taşınmaz mal konusu evet, işte neyse. Oradaki ödeme tıkanıklığı yaşanmasaydı bugün bu durumda da olmazdı. Tabii doğru. Tamam. Doğru. Eksikliğimiz ne? Şimdi çok daha iyi anlıyorum ne demek istediğinizi. Eksikliğimiz nedir? Güneyde de Türk malları için bir mal tazmin komisyonu olması gerekirdi. Denktaş'ın en çok bağırdığı şeydi bu. Vasili'yi dava edecekmişiz diyorlar. Kimi? Vasili'yi dava edecekmişiz diyorlar. Vasili kuruluyor orada. Vasili'yi dava etseniz de Avrupa Birliği yasalarının yasalarına uygun bir uygulamadır. Dolayısıyla bir yere varacağımızı zannetmem onunla. Peki. Ama Vasili'yi burada kendi içimizde isteyene zoraki değil, isteyene uygulayabilir miyiz? Uygulayabiliriz. Peki. Bu konuyla ilgili çok kapsamlı bir plan hazırdır yani bu konuda ama zaten ikinci bölümde sizden bahsedeceğiz. Bu bahsettiğimiz, konuştuğumuz konuyla ilgili bir izleyicimiz bir mesaj atmış ve demiş ki hani biz diyoruz ya ne yapabilirdik, niye hiçbir şey yapmadık, Cumhurbaşkanı eleştirilir, hükümet eleştirilir filan. Bir izleyicimiz demiş ki Rum tarafındaki tüm yeminli tercümanlara Türkçe olan hiçbir evrakla ilgili çeviri yapmayacaklar diye emir geldi. İnsanları kaymakamlıklara yönlendiriyorlar, kişileri fişlemek için demiş. Yani işini yapmıyor orada, seni kaymakamlığa gönderiyor ki orada belli olsun nedir yaptığın. Yani Yunanca tercümanlarımız bizim de var. Hayır hayır, diğer tarafa gidenler için. Biz, yani bizden diğer Kıbrıslı Türklerin diğer tarafa gittiklerinde yapmış oldukları iş ve işlemler için tercümanlara denmiş ki artık hiçbir işlerini yapmayacaksınız, kaymakamlığa gidecekler. Güzel. İçin. Burada Yunanca tercüme edebilen insanlarımız var. Ödesinler, yanlarında onları götürsünler. Hı hı. Yani çözümü var bunların. Yani bir de iş kolu çıkmış olur üstelik. Biraz önceki konuyla ilgili Faiz Bey kendisi bıraktı demiştiniz. Faiz Bey'in yerinde kendisi olsa çekilir miydi diyorlar. Ben çekilmedim. Ben çekilmedim. Aday oldum. Yani sonucuna katlanacağımı bilerek aday oldum. Siz de o zaman sağlam baskı yediydiniz aslında, hatırlıyorum buralarda. Yani. Peki Sayın Başkan, gelelim kaçak yaşam konusuna. Şimdi bu kaçak yaşam konusu, kaçak işçi konusuyla daha da bir alevlendi. Yine hep yıllardan beridir konuşuyoruz sizinle işte
sınırlarımıza sahip çıkamayız, gerekli vergiyi toplayamayız, kaçak ekonomi var falan filan, ama iş artık başka boyutlara geçmeye başladı. Çünkü ülkemizin herkesin hemfikir olduğu bir ihtiyacı var, yabancı işçiye ihtiyacımız var. Herkes bunu kabul ediyor artık. Ancak nasıl getirilip nasıl denetleneceğiyle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. İşte yaşanan sıkıntıları görüyorsunuz, kaçağa düşenler, polisin yapmış olduğu denetimler, bazılarının köle kampı diye nitelendirdiği kamplar, ki orada gazeteci arkadaşımız Pınar'ı da tebrik ederim. Çok önemli bir gazetecilik başarısına imza attı ve gitti orayı buldu, resimledi, fotoğrafladı, gündeme getirdi. En azından da bakınız, biz de burada bunu tartışıyor, konuşuyoruz. Şimdi imzalanmış olan protokoller var devletle sivil toplum arasında, mesela ticaret odası arasında, mesela müteahhitler birliği arasında. Siz devletin kalbinde yıllarca bulunmuş bir kişisiniz Sayın Başkan. Doğrusu nedir bu işin? Yani bir yetkili bir sivil toplum örgütüne devredilmeli mi bu iş, yoksa devlet tamamen kendisi bu yükü alıp getirip denetlemeli mi? Nasıl bu işin altından kalkacak? Çünkü hiçbir türlü sonuca ulaşamıyoruz. Şimdi kaçak sözcüğü yerine kayıt dışı ifadesini kullanmayı tercih ederim. Kaçak, çünkü tamamen hiçbir mercinin el değmeden içeri girendir, ki öylesi de var. Ama çoğunluk kayıt dışı konuma düşmüş olan emekçi insanlar bunlar. Çalışan insanlar hepsi. Şimdi bir kere kendi işimizi kendimiz değil başkasına yaptıralım dediğimiz müddetçe her noktada, her seviyede başımız dertten kurtulmayacak. Okul yıllarımızda Güzel Yurt Portakalını öğrenciler olarak gider biz toplardık. Daha sonraları Karpaz'dan otobüslere binip gelip mevsimlik toplayıp dönemler vardı. Daha sonraları mevsimlik işçi alımları başladı devlet tarafından. Sonra kontraktörlükler ortaya çıkmaya başladı. Her türlü önlemi aldık bu iş sarpa sarmasın diye. Pandemi döneminde maalesef sarpa sardı ve şimdi daha da kötüye doğru gidiyor. İpin ucu kaçtı mı toparlayabilmek kolay değil. Onun için biraz önce dedim ki böyle para toplamak için değil, insanları kayıt altına alma hedefiyle bir rakam ortaya konsun veya taksitlendirilsin bu söylenen rakam. Tamam, ama kim yapsın? Mesele o. Kimin yaptığı, devlet denetimini iyice yaptığı müddetçe kimin yaptığı önemli değildir. Çünkü ne isterse olsun, yani biri açacak sana telefon. 100 kişi isterim diyecek mesela. 100 kişi değil ya. 2 kişi getireceğim. Öyle deme başkan. Kaç kişi isteyenler var? Küçükten başlayalım da büyüğe doğru ilerleyelim. Peki. 2 kişi i̇ki isterim kişi diyecek. Evet. Yardımcı olmaya çalışır mısın? Çalışırsın. Bunun karşılığında bir şey almazsın sen. Ama bunu görenler zaten ya onun için karşılıksız yapayım ben bu işleri diyerek çıkıp şirketler kurdular ve bu işleri resmen köle ticareti yapar şekline dönüştürenler de var. Düzgün yapanlar da vardır belki. Hepsini bilmiyorum çünkü. Önemli olan burada bu insanlar geldikten sonra söyledikleri işte mi çalışıyorlar? Yoksa güneye mi kaçtılar? Bütün bunların kontrol edilebilmesi devletin işidir. Şimdi öğrenciler için bir dönem bir şey kurduk, bir sistem kurduk. Üniversite hem muhacirete hem polise aynı anda bildirmek zorundaydı. Şu öğrenci geldi, şu sınıftadır. Şu öğrenci bu dönem kayıt yaptırdı ama yoktur ortada. Muhacirete ve polisin bilgisinde olsun ki kontrolünü yapabilsin. Bu sistem yürütülmedi. İşçiler açısından bakarsak şimdi artık devlet girmiş işin içine. Yani Siprovex Yönetim Kurulu sezon bittikten sonra 170 kişi için izin alıyor. Basından okuduğumuz doğruysa, doğru dürüst de bir karşı açıklama da görmedik. Hiçbir şey yok. Evet. Yani bir müdür çıktı 3-5 cümle bir şey söyledi. Başka da hiç kimseden hiçbir şey duymadık. Güzel. Şimdi bunun üstüne
siyaset bu benim partilimdir deyip yürümezse bu kaosu engelleyemez. Yani siz diyorsunuz ki kim yaparsa yapsın, Müteahhitler Birliği, Ticaret Odası neresi hiç yaparsa etmez. Yapsın devletin denetleyici rolünü ciddi üstlenmesi lazım evet. diyorsunuz. Devletin görevi odur. Peki Sayın Başkan. Ve şimdi... insanların da, devletlerinde insanların da yanlış gördüğü bir şeyi ihbar edebilme. Tabii İngiliz'den kalma bir sıkıntı var bizde. İhbarcı çağrılır içeri ifade verdirtirler vesaire vesaire. İnsanlar çoğu zaman o şeye girmez. Ama artık medya var Sayın Başkan. Medya güçlüdür. Evet. Medya güçlüdür. Yani işini... Ama sosyal medya özellikle hep doğruyu yansıtsa... Öyle değil. Olacak öyle maalesef. Değil. Öyle değil. İşte medyada da ayıklanması gerekenler var. Orada da insanımızın dikkatli olması gerekir öyle. Diye düşünürüm. Çünkü özellikle bu son dönem içerisinde medyada da çok büyük dağınıklık var. Bunu kabul etmek lazım. Hep vardı da şimdi çok belirgin oldu. Evet. Çok. Çok. Bir araya gideceğiz Sayın Başkan. Aranlarla bu kez sadece sizi konuşacağız. Planınızı, neyi programınızı, ne yapmak istediğinizi, bu konuştuğumuz konularla ilgili eklemek istediğiniz bir şey varsa yok. Alıp öyle tamam. gidelim araya. Peki, değerli izleyenler, iyi başladık aslında yeni sezonumuza. Çok önemli konularla ilgili gerçekten bana göre son derece değerli fikir ve görüşler ortaya koydu. Sayın Serdar Denktaş özellikle bu pahalılık konusuyla ilgili. Gerçi kendisi diyor ki biz söylüyoruz ama sesimizi duyan yok. Biraz değer görse ortaya konulan öneriler hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Herkes bunun faydasını görür diyelim. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından bu kez Sayın Serdar Denktaş ile ilgili bundan sonraki planlarını ve projelerini konuşacağız. Benim de sormak istediklerim vardı aslında kendisine. İyi oldu bu akşam konuğumuz olması. Artık bir yıl kaldı değerli izleyenler Cumhurbaşkanlığı seçimine. Onu da değerlendireceğiz. Hepsi bir kısa aranın ardından. Kafe Kram'ın sunduğu Er Meydanı devam edecek.
Kafe Crown'dan önce. Kafe Crown'dan sonra. Kafe Crown daha çok sen. Kafe Crown'un sunduğu Er Meydanı devam ediyor. Evet, ikinci bölümle yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Sayın Serdar Denktaş ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Birinci bölümde ülkemizin sorunlarını, biraz da Kıbrıs konusunu konuştuk. Şimdi ikinci bölümde de Sayın Serdar Denktaş'ın bundan sonraki plan ve projeleriyle ilgili konuşacağız. Ben en çok şunu merak ediyorum, daha önce de konuşmuştuk bunu. Siyaseti bıraktıktan demeyelim de biraz geri çekildikten sonra çok ciddi bir sivil toplum örgütü kurma çalışmanız vardı. Bazılarını dinlemiştim de ben sizden o dönemde. Son derece de iyi fikirler içeriyordu ama onun arkası gelmedi ondan sonra. O iş yarım mı kaldı, vaz mı geçtiniz, ilerliyor mu, nedir oradaki son durum? Daha genç arkadaşlar o konuyla ilgileniyor. Daha bir sonuca ulaşmış değil ama ben boş durmuyorum. Yani kendi görüyoruz zaten. Plan programlarımı hazırlıyorum. Belli büyük sorunlara yönelik farklı bir çıkış bulabilir miyiz? Bunun çalışmalarını yapıyorum. Değişik kesimlerle hazırladığım planları diyelim. Yine değişik kesimlerle, farklı düşüncelerde, farklı sektörlerden insanlarla görüşüyorum, fikirlerini alıyorum, görüşlerini alıyorum, düzeltmeler yapıyoruz vesaire. Bir hazırlık var ortada. Yani günün sonunda bir yola çıkacak olsam da olmasam da böyle bir hazırlık birilerine teslim edilmek üzere olmalı diye düşünüyorum. Çünkü kalıplaşmış sloganlarla yola devam edeceksek mevcuttan çıkamayacağız. O kalıpların dışında yapılacak bir şey var mı düşüncesiyle hareket ederek bana göre güzel bir şeyler de çıkıyor ortaya. Hı hı. Bu düşüncelerin bir kısmını Türkiye'de bazı düşünce kuruluşlarıyla, İngiltere'de bazı üniversitelerle gittim, kapalı toplantılarda tartıştım, anlattım. Çok da olumlu tepkiler aldığımı söyleyebilirim. Ama bu sadece benim hazırlığımdır şu anda. Bunu daha böyle kamuya yönelik anlatma dönemi herhalde biraz daha zamana ihtiyaç olacak. Peki, şimdi 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldunuz. Ondan sonraki süreçte tabii bir Kıbrıslı deyişiyle bir tepserme süreci yaşandı ki o da son derece normal. Ondan sonraki konuşmalarımızda, başka yerlerdeki beyanatlarınızda da Cumhurbaşkanlığını düşünüyorum, zamanı geldiğinde değerlendireceğim şeklinde beyanatlarınız vardı. Takip ettiğimiz kadarıyla da o noktada devam ediyorsunuz. Şimdi artık bir yıl kaldı. Gerçi daha yaşanacak çok da gelişme var bu süreç içerisinde. Yani birinci bölümde konuştuk, özelleştirmeler var, kurultaylar, erken seçim olabilir, Kıbrıs konusunda beklenmedik şeyler olabilir. Hala aynı yolda mısınız Sayın Başkan? Yani artık bir yıl kaldı. Tabii. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili düşünceleriniz daha da netleşti mi? Niyetim devam ediyor. Ama nihai kararı Aralık sonu Ocak ayı içinde vereceğim. Şu anda dolaşıyorum. Köyleri dolaşıyorum. Bir nabız yokluyorum. Evet. İnsanların bakış açısı nedir? Yine kulağı fısıldamayla mı hareket edilecek, yoksa gördük yaşananları ve artık bunun böyle devam edemeyeceğini kabulleniyor muyuz? Bunları yokluyorum. Dediğim gibi bir manifesto çıkması gerekir ortaya. Hı hı. Yani bu adam aday olacak da ne diyor diğerlerinden farklı? Bunun görülmesi lazım. Onun hazırlığı devam ediyor. Dolayısıyla yani yoğun bir uğraş içerisinde yola devam ediyoruz şimdilik.
Şöyle, ama karar dediğim gibi Aralık sonu, Ocak başı. Şöyle eleştiriler görüyorum. Ben eminim siz daha fazlasını da görüyor ve duyuyorsunuz. Deniliyor ki adı Serdar Denktaş, babası KKTC'yi kuran kişi. Ne kadar KKTC karşıtı varsa Serdar Bey'i hep onlarla birlikte görüyoruz diyorlar. KKTC karşıtı. Şu anda en büyük karşıt mevcut hükümetin programlarıyla, yaptıklarıyla, icraatlarıyla ortaya çıkan sonuca bakarsak en büyük karşıt şu anda devleti idare edenlerdir. Öyle, İnsanımızı devletten soğutuyorlar. Öyle demezler tabii. Ama yaptıklarıyla, tavırlarıyla, konuşmalarıyla, icraatlarıyla insanımızı giderek devletten soğuttuklarını gördüğüm için diyorum. Onlar en büyük karşıttır. Karşı ki, kaldı ki şu söylemi ben siyasete girdim gireli hep reddettim. O vatan hainleri, vay Urumcular. Hı hı. Kıbrıslı Türk'üz. Kendi kimliğimizle gurur duymalıyız, gurur duyabilmeliyiz. 20. yüzyılda bir mücadele sonrası devlet kurmuş Türkiye'den sonra ikinci halkız. Bununla övünebilmeliyiz. Övünebiliyor muyuz? Hayır. Her gün programları izliyorum televizyonlarda, gazetelerde yazılanları, çizilenleri, sosyal medyada yazılanları. Devleti döve döve deli oluyor insanlar. Ama haksız aslında, mı insanlar? Şu yönden haksız. Hükümete olan kızgınlık, icraatı olan kızgınlık devleti öne çıkarıyor ve devlete saldırıyor. Öyle değil halbuki Sayın devlet, Başkan. Öyle değil. Devlet, sensin, benim, hepimiziz. Tamam işte ben de onu diyorum. Madem ki devletiz, 41. yılını kutlayacağı, 41 senede 74'ü bıraktım, 83'ten bahsedelim. Niye bu ülkenin eğitim sorunu devam eder, sağlık sorunu devam eder, ulaşım sorunu devam eder, elektrik sorunu devam eder? Bunun hükümetle ilgisi yok, devletle ilgisi Hayır, var. Hayır, hükümetle ilgisi var. Hayır ama herkes geldi. Ve açık da söyleyelim, sistemle de ilgisi var. Yani parlamenter sistem dediğimiz sistemin parlamenter sistemle hiçbir alakası kalmadığını artık anlamamız lazım. Bu bir. Başkanlık sistemini ben 1985'ten beri savunanlardanım. Babamla en fazla yaptığım tartışmaydı bu. 85 Anayasası döneminde. Babanız da pişman oldu devam biliyorsunuz. Diye. Onun niyeti başkaydı. Güneyde bir şey var, ulusal konsey var. Başı sıkıştı mı oraya gidiyor. Ben ulusal konsey kuramıyorum CTP-UBP kavgası nedeniyle. Onun için parlamentom olsun. Sıkışırsam ben de parlamentoma geleyim düşüncesiyle hareket etti ve parlamenter sistem dedi. Ama parlamenter sistemde parlamento başkanların kaşının aşağı ve yukarı inmesiyle çalışmaz. Bir muhalefeti olur. Parti için muhalefeti olur. Parti için muhalifler elenmez. Parti için muhalifler de desteklenir. Çünkü onların muhalefetidir. Esas seni daha da iyiye götürecek olan. Bu yok maalesef. Anayasamızda da, yönetim sistemimizde de başkanlık sisteminden bahsediyorum. Mutlaka değişiklikler yapmamız lazım. Başka türlü düzelemeyeceğiz. Yani mevcutla devam bir yere götürmeyecek bizi. Ama söyleyin bana, ciddi bir tartışma ortamı kurabildik mi başkanlık sistemini tartışalım? Kimse istemiyor ki bunu. Herkes memnun halinden. Yani sorduğumda herkes tamamdır der de. Bu yaşadığımız halden memnun. Hayır siyasilerden bahsediyorum. Siyasiler memnun tabii. Memnun, bayılıyor. Memnun. Bundan kurtulmamız lazım. Sorumlu kimdir? Vatandaşın bilmesi lazım. Bakanın yaptığından da çünkü başkandır sorumlu. Ha, başkanlık sistemi derinde Türkiye'deki sistemden bahsetmiyorum ha. Güneyde daha önce bizim de kullandığımız sistemin güncelleştirilmiş, daha demokratik hale getirilmiş bir versiyonundan bahsediyorum. Ama bunun için önce kendi içimizde bunu tartışabilmemiz lazım. Vatandaş dinlemeli ki günün sonunda bir referanduma götürüldüğünde kararı doğru versin. Bunları yapmaktan kaçıyoruz. Niçin? Çünkü dediğin gibi halinden memnun. Siyasiler halinden memnun. Vatandaş memnun mu?
Önemli değil. Vallahi artık onunla yavaş yavaş şüphe duymaya başlıyorum ben Sayın Başkan. Benim de yoklamak istediğim odur. Yani 32 yıl çocuklarımın doğumuna gidemedim, büyüdüklerini görmedim. 32 yıl uğraştım. Elimden gelen ne varsa yapmaya çalıştım. Şimdi ortaya koyduklarımın bir kısmı yapamadıklarımdır. Yapmadıklarım değil, yapamadıklarımdır. İktidardaydım o zamandan niçin yapmadım? Bir, öyle bir güç elimize geçmedi. İkincisi zaten her 1,5 yılda bir şeye gittik söyle, seçime gittik. O yoksa kurultaya gittiniz. O yoksa kurultay. Bütün bunların iyi değerlendirilmesi lazım. Yani devlet dediğimiz şey hepimiz olduğunu hatırlayalım. Biziz devlet. Bu devletin sistemi bozuksa sistemini düzeltelim. Hükümetin yanlışlarını hükümete atfedelim. Muhalefetin yanlışlarını muhalefete atfedelim ama devlete değil. Peki. Şimdi şöyle bir gelişme yaşandı. Biraz yani beni biraz şaşırttı aslında. Şimdi nasıl yola çıkmıştık biz? Kranz Montana sonrası özellikle Ersin Bey seçildikten sonra. Federasyon bitti. Artık iki devlet var. Hatta ilk yola çıkışımız tanınma olmadan masaya oturmayacaktı. Sonra bu geçen süre içerisinde yavaş yavaş yumuşadı biliyorsunuz. İşte eşit egemenliğim olsun, egemen eşitliğim olsun. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki hiçbiri de olmasın. Ama bir şeyler ver bize. Direkt uçuş ver, direkt ticaret ver, ambargoları biraz yumuşat ki biz de masaya gelelim konusuna evrildi iş. Yalnız şöyle bir gelişme yaşandı. Gerçekten şaşırdım ben ona. 20 Temmuz'da Sayın Recep Tayyip Erdoğan buraya gelmezden çok kısa bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki devletli siyaset oy birliğiyle onaylandı. Yani biz biraz yumuşama olur mu? Rum biraz bir şeyler eğer katarsa Kıbrıslı Türklere o zaman masaya oturulur mu gibi düşünürken Türkiye'den aniden böyle bir karar geldi. Şimdi şunu düşünüyorum ben. Mesela karar siz, değil deklarasyon. Ama meclisten oy birliğiyle deklarasyon. Geçen. Deklarasyon. Ya onun farkını da anlatabilirseniz eğer memnun olurum. Siz mesela potansiyel bir cumhurbaşkanı adayısınız. Sizin gibi başka adaylarımız da var. Tufan Hoca var mesela, ciddi bir federasyon savunucusu orada. Diğer adaylardan da olabilir iki devletli siyaseti savunanların dışında. Geldin sen cumhurbaşkanısın. Oturdun, Türkiye'nin böyle bir kararı var orada. Ya da deklarasyonu var. Nasıl olacak bu iş Sayın Başkan? Bir kere iki devlet siyaseti yanlış bir siyaset değil. Yol yanlış. Hedef doğru, yol yanlış. Sıkıntı oradadır. Federasyondan başlayalım. Bir federasyon kurabilmek için tartışmadığımız bir şey kaldı mı Güney'le? Yok, hiç. Her şeyi tartıştık, evet. Her şeyi konuştuk. En ince detayına kadar önce anlam planında, sonra Kranz Montana'da da Rum bunu kabul etmeyeceğini çok açık koydu ortaya. Haksız da değiller. Neden? Bütün dünya adamlara diyor ki sensin benim muhatabım. Şimdi ben sana desem arkadaş bu bina senindir. Muhatabım da sensin. Başka hiç kimseyi de dikkate almayacağım. Ha gelirlerse çay ocağında görüşürüm kendileri inan ama o kadar. Sensin benim muhatabım. Paylaşır mısın bu gücü, bu varlığı bir başkasıyla? Paylaşmazsın. Rum'un pozisyonu bu. Yani artık federasyoncuyum diyenler, mevcut Denktaş'ın tezi olarak 77-79'da kabul edilmiş iki toplumlu, iki kesimli federasyonun hayata geçemeyeceğini, bunun sebebinin de Türk tarafı değil Rum tarafı olduğunu görmeli. Bu tamam. Bunu kabul edebilirlerse zaten, yol değişikliği dedim ya, o söylenen hedef aslında federatif bir idareye ulaşmanın, ulaşamayacaksan da daha uyumlu bir ortak yaşam zemini oluşturmanın yolunu açacaktır. Şimdi ben bunun üstünde çalışıyorum açıkçası. İki evreli bir şeyim var, söylem, strateji koyduk ortaya.
Bunu tabii önce kendi içimizde mutabık kalabilmeliyiz. Yapacağım ilk iş o olur. Siyasi partileri, sivil toplumu çağırarak anlatıp, eğrisini, doğrusunu gösterip, katkı vereceklerse o katkıyı da içine yerleştirip, mutabık kalmamız halinde bunu Türkiye'ye anlatmamız çok daha kolay olur. Türkiye'yi yanımıza alırsak ki mutabık kalmamız halinde Türkiye kesinlikle arkamızda duracaktır. O güçle dünyaya anlatmamız çok daha kolay olacak. Bizi... Ama şimdiki şekliyle bir taraftan dünyaya iki devlet deyip kendi insanına bile devlet olduğu hissini zayıflattığın bir ortamda, kendi insanını devletten uzaklaştırdığın bir ortamda dünyaya iki devlet politikası dediğinde sana sadece gülümserler. Peki, ciddiye almazlar. Ciddiye almazlar. Alay konusu haline dönüşürsün. Önce kendi içimiz. Hükümet olarak, muhalefet olarak, siyaset olarak yapacaklarımız vatandaşın devlete güvenini yeniden oluşturabilirse ve Kıbrıs konusunda işteyse, mutabakat içinde hareket edebilirsek, diğer konularda kavga edebiliriz. Kıbrıs konusunda bile kavga edebiliriz ama dışarı söyleyeceğimiz tek ses olabilmeli. Hiç olmadı ama o. Hiç olmadı. Olması gerekendir artık. Peki, geldiğimiz noktada bunu gerektiriyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Onun için bu yaklaşımım var ya, biraz önce bir vatandaş hep KKTC karşıtlarıyla görüyoruz. Yok, ben söyledim onu. İzleyici sorunu değil, sorusu değildi o. Ben sordum onu. Tekrar edeyim o zaman. Bu söylediğim yol nedeniyle ben sağcısıyla da, solcusuyla da, komünistiyle de, faşistiyle de, kurtçusuyla da, kurtsuzuyla da diyalog kurabilme ihtiyacını hisseden bir yapıdayım. Yıllarca politikada bulundum. O diyaloğu da her zaman kurabildim her iki tarafla da. Tek taraflı olmadığı hiç. Mutlaka bir arayol bulundu. Mutlaka bir sorunun etrafından dolaşılabildi. Mutlaka bir sıkıntı aşılabildi. Bunların tecrübesini yaşayarak geldim 32 yıl. Şimdi biliyorum ki eğer bir görev verilirse bana halkımız tarafından aynı şekilde tüm kesimleri bir araya getirerek yürüyüşe devam edebileceğim. Buna inanan var, inanmayan var. Kabul eden var, etmeyen var. Ben kendime güvendiğim için bunu koyuyorum ortaya. Eğer niyetim gerçeğe dönüşür ve aday olursam ve halk destek verir, ne hala vermezse ne güzel. Gezmeye devam ederim diyorsunuz. Yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Çok önemli bilgiler, fikirler, görüşler ortaya koydunuz. Sezonun açılışımızda da yine bizimle birlikte oldunuz. Size başarılar diliyorum. Sana da başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok çetrefilli bir döneme giriyoruz. Öyle. Özellikle önümüzdeki bir yıl bakalım bizi neler bekliyor diyelim ve gelip katıldığınız için tekrardan teşekkür edelim. Değerli izleyenler, Er Meydanı'nın 15. sezonunun ilk programını burada noktalıyoruz. Sayın Serdar Denktaş'a gelip katıldığı için sizlere, bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan böyle her salı akşamı saat 20.30'da Genç TV ekranlarında Er Meydanı'nda sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve hepinize iyi akşamlar diyoruz efendim. Hoşça kalın.